Merhaba sevgili balık avı tutkunları. Bu videoda sizlerle amatör balıkçılığa gönül vermiş herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap olan Büyük Üstad Ali Pasinler'in Balık ve Olta kitabından amatör balıkçılık bölümünü paylaşmak istiyorum. Amatör balıkçılık, tatlı su veya tuzlu su balığını el oltası, kamış veya makineli kamışla avlama sporudur. Kara avcılığında olduğu gibi Balıkçılık da yaşam savaşı için besin sağlamanın bir yöntemi olarak başlamıştır. Spor amacıyla yapılan balıkçılık oldukça eskidir. Yaklaşık M.Ö. 2000 yıllarında Mısır'daki bazı yapıtlar üzerinde kamış, iğne ve ağlar ile balık avlayanların resimlerine rastlanmaktadır. M.Ö. 4. yüzyıldan kalma bir Çin belgesinde ipek bir olta, dikiş iğnesinden yapılmış bir iğne, ve bambu bir kamış ile yem olarak pişirilmiş pirinç kullanılarak yapılan balık avı anlatılmaktadır. Eski Yunan, Asur, Roma ve İbrani yazıtlarında da balıkçılıktan söz edilmektedir. Bugün kentlerin büyümesine ve birçok kaynaklarda kirlenmenin artmasına rağmen amatör balıkçılık insanoğlunun başlıca dinlencelerinden biri olup pek çok kişinin yaptığı bir spordur. Amatör balıkçının eskilerden beri kafasını kurcalayan balığı nerede bulmalı? ne tip takım kullanılmalı, ne cins yem kullanılmalı gibi sorular bugün için de geçerlidir. Amatör balıkçının bu soruların cevaplarını bilmesi gerektiği kadar rüzgardan, havadan ve denizden de anlaması gerekmektedir. Balık avında insanoğlunun ilk gereçlerinden biri balık iğnesinin atası olan takriben 2,5 cm uzunluğunda her iki ucu sivri, oltaya rapt edilmiş bir tahta, kemik veya bir taş parçasıydı. Bu ilkel iğne bir yemle kaplanırdı. Balık yemi tutup sürüklemeye başladığında iğne gırtlağına batıyor ve balığın oltaya yakalanmasını sağlıyordu. Madenlerin kullanılmaya başlamasıyla geliştirilen ilk av gereçlerinden biri iğne olmuştur. Bu tür iğneler önceleri el oltalarında kullanılmıştı. El oltası ancak tekneden atılarak kullanıldığında etkili olabilen bir av gereciydi. Oltayı bir kamışa bağlama yöntemi onu kıyıdan, su kenarından ve hatta su sınırında bulunan bitkilerin üzerinden aşırarak balık tutmayı mümkün kıldı. Binlerce yıl boyunca bir metreyi geçmeyen kısa kamışlar kullanıldı. Daha uzun birbirine geçme kamıştan ilk kez Roma devrinde yaklaşık milattan sonra 4. yüzyılda söz edilmiştir. Yine bu dönemde Aelian Makedonyalıların yapay sineklerle balık avladıklarını yazmış ve bunların nasıl yapıldığını anlatmıştır. Makedonyalıların kullandığı 1.8 metrelik kamış oltayla aynı uzunluktaydı. Dolayısıyla kullandıkları yöntem yemi suyun yüzeyine hafifçe bırakmaktı. Amatör balıkçılıkta ilk büyük gelişme dönemi 17. yüzyılın ortalarında Isaac Walton ve Charles Cotton'ın amatör balıkçılık konusunda büyük bir klasik sayılan The Complete Angler yazdıkları zamana rastlar. Bu dönemde meçhul bir olta balıkçısı kamışın en ucuna telden bir ilmek takarak oltayı buradan geçirip yeni avlama yöntemini ortaya attı. Böylelikle olta hem daha ileri atılabiliyor hem de avlanan kişi ilmek içinden geçen oltayla balığa yol veriyor ve sonra oltayı çekmek suretiyle balığı yoruyordu. Kamışın ucundaki ilmekten geçen olta serbestti ve elle kullanılıyordu. Bu yöntem bir gereksinmeye yani çıktıt makinenin keşfine yol açtı. Bu devrede av malzemesi bulmak için yapılan deneyler sonucu oltada bağırsak ve ince tel kullanımı başlamıştır. Oltaya yakalanan büyük balıkların tekneye alınabilmelerini sağlayan kakıçlar ilk kez 1667 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Balık iğnelerinin geliştirilmiş şekilleri 1650'lerde Charles Kirby tarafından tasarlanmış ve bugün dünyanın her tarafında yaygın bir şekilde kullanılan bu iğnelerin özel kıvrımına Kirby adı verilmiştir. İlk makine oltayı kullanan kişinin baş parmağı elinde metal halkası olan tahta bir makaradan ibaretti. 1770'te kamışlar muhtelif aralıklarla oltayı yönlendiren Tel ilmekler ve makaralarla yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Kamışın alt bölümüne bağlanmış ilk gerçek makine dişli olup sapının bir dönüşüyle birkaç devir elde ediliyordu. Kamışlar ise ağır yöresel tahtaların yerine Güney Amerika ve Antiller'den gelen düz damarlı, dayanıklı, esnek tahta ve bambulardan imal ediliyorlardı. 18. yüzyılın sonunda yeni bir teknik geliştirilmiş ve bambu şeritleri bir araya tutkallanıp yapıştırılmak suretiyle kamış yapımına başlanmıştır. Bu formül kamışın gücünü ve esnekliğini muhafaza ederken kalınlığını da büyük ölçüde azaltmaktadır. 1865 ve 1870 yılları arasında 6 üçgen bambu şeritin yapıştırılıp bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan altıgen kamışlar Atlantiyen her iki tarafında da üretiliyordu. 1880'den itibaren balık avı takımları tasarımı hızla gelişti. Olta olarak kullanılan at kılının yerini oksitlenmiş bezir yağı kaplanmış ipe kaldı. Bu tür oltalar yağlanmamışlarsa kamışla kolaylıkla fırlatılıyor ve dibe batıyor, yağlanmışlarsa suda yüzüyorlardı. Fazla tecrübesi olmayan bir amatör balıkçı bile bu tür oltaları normalden 3 kat daha uzağa atabiliyordu. 20. yüzyılda kamışlar güçlerinden bir şey kaybetmeden daha kısa ve daha hafif hale geldiler kavuş malzemesi olarak parçalı bambunun yerini büyük ölçüde cam elyafı ve nihayet karbon elyafı aldı. 1930'lardan itibaren rulolu sabit makineler Avrupa'da ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey Amerika'da ve dünyanın pek çok yerinde benimsenerek kullanılmaya başlandı. Naylonun oltada kullanımı 1930'un sonuna doğru geliştirildi ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra diğer sentetik malzemeler gibi olta yapım malzemesi haline geldi. Bu videoda sizlere amatör balıkçılığın tarihini ve gelişimini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu ve buna benzer içeriklerin devam edebilmesi için kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum ve beğeni bırakarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Hoşçakalın.